celular. Permítame, marico. Angela Aguirre 16 yaşındayken Venezuela'nın Bolivar eyaletinde ailesiyle birlikte dolu dolu bir yaşam sürüyordu. Babası Daniel Aguirre, annesi Erlis Jaguar ve 6 ile 19 yaşlarındaki iki erkek kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Angela uyumlu bir ailede büyüdü ve ebeveynlerinden çok iyi bir terbiye aldı. Onlar her zaman çalışkan ve dürüst insanlardı. Aile San Felix şehrinde Los Alacranes adlı bir işçi mahallesinde yaşıyordu. Angela'nın annesi orada bir kuaför salonu açtı ve kız kuaförlük becerilerini öğrenme fırsatını kaçırmadı. Kızın babası ise Venezuela devletine ait bir şirkette mühendis olarak çalışıyordu. Tüm gençler gibi Angela da farklı partilere gitmek istiyordu. Ancak ailesi çok temkinliydi. Kızının uygunsuz ve tehlikeli olduğu düşündükleri yerlere gitmesine her zaman izin vermiyorlardı. Ancak kız gerçekten bir şeye ihtiyaç duyduğunda çok ısrarcı olabiliyordu ve ebeveynlere zaman zaman pes etmek zorunda kalıyordu. Angela, San Felix'teki Maranata Eğitim Merkezi'nde ortaokul öğrencisiydi. Sevecen ve dışa dönük biriydi ve bu nedenle çok kolay arkadaş ediniyordu. Nazik kalbi onu şefkatli ve başkalarına güvenen biri yapmıştı. Ama aynı zamanda dünyada kötülüğün varlığının da farkındaydı. Bu yüzden okulu bitirdikten sonra psikoloji okumak için üniversiteye gitmek istiyordu. Kendi deyimiyle insanları iyileştirme arzusu vardı. Şimdi 23 Mart 2019'a geçiyoruz. Angela'nın ailesinden dışarı çıkma izni almak için ısrar ettiği günlerden biriydi. Jose adında bir arkadaşının doğum günü partisine gitmek istiyordu. Dürüst olmak gerekirse arkadaş mı yoksa sevgili mi olduklarından pek emin değilim. Örneğin bu resimden arkadaştan daha yakın olduklarını anlayabilirsiniz. Parti bir İtalyan Venezuela kulübünde yapılacaktı. Bu kulüpte genellikle teknesi olan iş adamları ve tüccarlar buluşur. Çünkü kulübün Terracaya adasına yelken açmanın kolay olduğu bir iskelesi vardı. Angela'nın ailesi ilk başta buna karşı çıktı ama sonunda kabul ettiler. Kıza kendileriyle irtibata geçebilmesi için cep telefonunu her zaman yanında bulundurması gerektiğini söylediler. Bir diğer önemli kural da alkol ya da diğer yasa dışı maddeleri almamasıydı. Ayrıca ona her türlü riskli durumda tetikte olması gerektiğini de söylediler. Kızın babası onu kulübe kendisi götürdü ve saat 17.00'da kulübün kapısına bıraktı. 3 saat sonra akşam saat 8'de ebeveynler nasıl olduğunu öğrenmek için kızını aradılar. Ancak Angela cevap vermedi. Sonraki birkaç dakika boyunca onunla iletişime geçmek için birkaç girişimde bulundular. Ancak hepsi boşunaydı. Bir saat sonra kızın endişeli babası onun iyi olup olmadığını ve telefonuna neden cevap vermediğini kontrol etmek için kulübe gitti. Kulüp çalışanları doğum günü kutlaması yapan gençlerin tekneyle nehrin diğer tarafına gittiklerini söyledi. Bu bilgi adamın içini rahatlatabilirdi ama kızı neden telefonuna cevap vermiyordu? Gece 2'ye kadar hoşnutsuz ebeveynler kızlarından haber alamadılar. Ancak gece 2'de her şey değişti. Jose'nin doğum günü partisinde olan annesi Angela'nın ailesini aradı ve kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Angela'nın sosyal medyadaki son paylaşımı akşam 8.30'da paylaştığı bir selfie'ydi. Bir teknede can yeleği giymiş ve yüzme kıyafeti içinde fotoğraf çekmiş. Daha sonra teknenin Jose'nin üvey babasına ait olduğu ortaya çıktı. Partide Angela'nın kendisi de dahil olmak üzere 8 kişi vardı. 5 erkek ve 3 kız. Kısa süre sonra hepsi ifade vermek üzere polise çağrıldı. Başlangıçta hepsi de kızın kayboluşu ile ilgili çelişkili ifadeler verdi. Bazıları Angela'nın tekneden suya düştüğünü ve kimsenin ona yardım edemediğini söylerken diğerleri adada yürüyüş yapmak için tekneden indiklerini ve geri döndüklerinde kızın gitmiş olduğunu söylediler. Belli ki bu 7 kişi hiçbir konuda anlaşamamışlardı. Çünkü hepsi ilk ifadelerinde çok farklı şeyler söylüyorlardı. Polisin önünde çok zor bir iş vardı.
çünkü ellerinde ne olduğuna dair makul bir açıklama yoktu. Ayrıca olay yerinde ne olduğunu bulmalarına yardımcı olacak hiçbir kamera da yoktu. Yine de polis, tekneler, dalgıçlar ve hatta helikopterler kullanarak hızla bir arama başlattı. Bu çalışmalar toplam 2 gün boyunca devam etti. Angela'nın en son canlı olarak görülmesinden 3 gün sonra kızın bedeni nehirde yüzer halde bulundu. Bu fotoğrafları tabii ki YouTube'da gösteremiyorum. Kızın üzerinde can yeleği ve fotoğrafta giydiği yüzme kıyafeti vardı. Beden kulüpten 8 kilometre uzakta, ekranda adını gördüğünüz sanatoryumun yanında yüzüyordu. Kızın ailesi o gece kızlarının yakınında bulunan herkesten hemen şüphelenmeye başladı. Ailesi bedenin bulunduğu yerin cinayet mahalli olmadığına inanıyordu. Onun orada sadece suya atıldığından emindiler. Açıklaması çok basitti. Doğum günü partisinin kutlandığı kulüp ve gençlerle yetişkinlerin tekneyle gittikleri yer nehrin aşağısındaydı. Kızın bedeni ise nehrin biraz yukarısında bulundu. Cansız beden akıntıya karşı yüzemezdi. Angela'nın suya kendisinin düştüğü versiyonu üzerinde yapılan adli tıp incelemesiyle çürütüldü. Kızın yüzünde darbe izleri vardı. Darbeler muhtemelen yumrukla yapılmış ve kız ancak o zaman teknenin kenarından aşağı atılmış olmalı. Beden üzerinde yapılan incelemeler kızın oksijensizlikten öldüğünü ortaya koydu. Yani denize atıldığında hala hayattaydı ama bilincini kaybetmişti. Kız boğulmuş olamaz çünkü can yeleği giyiyordu. Ancak görünüşe göre yüzüstü suya atılmış ve bilinci kapalı olduğu için nefes almak için sırtüstü dönememiş. Bunun da ötesinde adli tıp raporuna göre Angela'nın vücudunda tecavüz izleri vardı. Olay ilk versiyonda olduğu gibi kaza yerine hızla cinayet olarak değerlendirildi. Polis o sırada kızın yanında olan kişilerle yeniden görüştü. Angela'nın bedeninin bulunmasından birkaç gün sonra teknede yanında olan 7 kişi tutuklandı ve gözaltına alındı. Şimdi sırayla. 1 numaradaki genç Jose Alberto, 18 yaşında. İşte o gün onun doğum günüydü. 2 numaradaki adam Jose Sorilla, 44 yaşında. Bu adam Jose Alberto'nun üvey babası ve teknenin sahibi. 3 numaradaki adam Orlando Salazar, 35 yaşında. Jose Sorilla'nın arkadaşı. 4 numaralı genç Glauber Sorilla, 19 yaşında. Jose Alberto'nun arkadaşı. 5 numaralı adam Ulmer Diaz, 30 yaşında. 6 numaralı kız Joselin Barreto, 18 yaşında. Ve 7 numaralı kız Diane Nice, 28 yaşında. İfade vermek üzere ilk kez çağrıldıklarında hepsi sarhoştu. Polis, Angela'da dahil olmak üzere tüm bu kişilerin içinde bulunduğu tekneyi de aradı. Ne yazık ki arama sırasında elle tutulan bir kanıt bulunamadı. Böylece polisin elinde 7 şüpheli vardı ve bunlardan birini işaret eden tek bir kanıt yoktu. Bunun bir cinayet olduğu açıktı ama suçlu kimdi? Belki bir ya da iki kişiydi ya da belki de hepsi. Bu, Angela için adalet arayışında olan Aguirre ailesi için zorlu bir duruşmanın başlangıcıydı. Savcılığın onları destekleyeceğini ve cinayet davasını ilerleteceğini düşünüyorlardı. Ancak ilk sıkıntıları savcı Emily Hernandez ile yaşandı. Emily Hernandez davada delil toplamaktan sorumluydu. İddiaya göre bu savcı ailenin rızası olmadan tekrar adli tıp incelemeleri yaptı. Tekrar yapılan bu adli tıp raporları iddiaya göre Angela'nın kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini ve boğulmanın kaza sonucu olduğunu ortaya koydu. Ve bu nedenle savcılığın artık cinayet davasını takip etmeyeceği belirtildi. Angela'nın yakınları yetkililerin kendilerine yardım etmeyeceğini düşündükleri için bu durumda kendilerini çaresiz hissettiler. Ayrıca bazı medya kanallarında sanıkların yakınlarının test sonuçlarını değiştirmek için yetkililere rüşvet verdiğine dair haberler çıkmaya başladı. Sanıkların şimdiye kadar görülmemiş rüşvetler verdiği söylentileri tüm şehirde dolaşmaya başladı. İddiaya göre tutuklananların yakınları savcıya ve bazı Bolivar polis memurlarına 100 bin dolar ve 3 kilo altının yanı sıra taşınır ve taşınmaz mallar teklif etmiş. Tüm bunlar savcı Emily Hernandez'in davadan alınmasına yol açtı.
Ailenin avukatı Yamilet de Carvajal, davadan sorumlu savcının görevden alınması için savcılığa yazılı talepler göndererek bu konuda önemli bir rol oynadı. Savcı daha sonra kocası ve 3 oğlu ile birlikte başka bir şehre taşındı. Daha sonra Venezuela'dan kaçmayı başarmış olabilir. Ancak bu konuda herhangi bir bilgi bulamadım. Hikaye hızla viral hale geldi ve binlerce insan Angela'nın davasıyla ilgili cevaplar talep etmeye başladı. Angela Aguirre için adalet ve Angela'ya ne oldu hashtagları kısa sürede sosyal medyanın zirvesine yükseldi ve protestoyu sivil harekete dönüştürdü. Çeşitli çevrim içi kaynaklara göre Angela Aguirre için adalet hashtagı 1 milyon hesaba ve 1,5 milyon hite ulaştı. Sosyal medyada hiç aktif olmayan ancak 2010'dan beri açık bir hesabı bulunan Angela'nın babası genç kız için adalet çağrısı yapan hashtagları destekleyen en aktif kullanıcı oldu. Tüm bunlar elbette polis üzerinde büyük bir baskı yarattı. Polis şefi davayla bizzat ilgilenmek üzere Caracas'tan Bolivar'a taşındı. Angela'nın davası o kadar popüler oldu ki sadece Venezuela'da değil yurt dışında da gündeme geldi. Farklı Latin Amerika ülkelerinden farklı gazeteciler kızın davasını takip etmeye başladı. Genç kız için adalet talep eden aileyi destekleyen birçok gösteri düzenlendi. 13 Nisan 2019 tarihinde 4 duruşmanın ertelenmesi ve 2 davanın reddedilmesinin ardından ülkenin en yüksek mahkemesi Angela'nın davasının Venezuela'nın başkenti Caracas'taki bir mahkeme tarafından görülmesine karar verdi. Bu karar ailenin ve yüzlerce vatandaşın adalet talebiyle sokaklara döküldüğü gün alındı. Aynı günlerde Angela'nın telefonunda bulunan bir ses kaydı sızdırıldı. Bu kayıt şüphelilerin yakınlarından rüşvet alan ya da almak isteyen kişiler tarafından gizlenmiş olabilir. Bu sesten anne ve baba kızlarının sesini hemen tanıdı. Ses kaydında Angela'nın ağladığı ve Jose Alberto'nun kendisine tecavüz ettiğini söylediği duyuluyor. José Alberto, me desnudaste. José Alberto lo violó, marica. Bunu takiben 19 Temmuz 2019 tarihinde 7 sanık için bir ön duruşma yapıldı. 7'si de tutuklu yargılanmaya gönderildi. 5 erkek erkekler hapishanesine, 2 kız ise sadece kadınların kaldığı cezaevine gönderildi. José Alberto, Angela'nın kendisine tecavüz ettiğini söylediği ses kaydı savcılığa önemli olduğu için baş şüpheliydi. Ağırlaştırılmış cinayet ve tecavüzle suçlandı. Diğer 6 kişi ise hiçbirinin Angela'ya yardım etmediği belirtildiği için eylemsizlikle suçlandı. Savunma ve savcılığın mümkün olduğunca çok kanıt toplayabilmesi için Venezuela yasalarının davanın görülüp görülmeyeceğine karar vermek için tanıdığı 45 günlük bir süre belirlendi. Davanın Caracas'a havale edilmesi kararının süreçteki usulsüzlükleri önlemek için alındığı da kaydedildi. Sanıkların yakınlarının polise, savcılığa ve mahkemelere rüşvet verdiğine dair çok sayıda söylenti vardı. Bu nedenle Caracas'taki davanın aynı şekilde emsal teşkil etmeyeceği, çünkü oradaki dava üzerinde çalışan insanları tanımadıkları belirtildi. Dava ulusal ve uluslararası medyanın yoğun ilgisi altındaydı. Herkes davanın nasıl sonuçlanacağını merak ediyor ve pek çok kişi Angela'nın ölümü için adalet talep ediyordu. Kadına Karşı Şiddet Mahkemesi, José Alberto'nun Angela'ya tecavüz ettiğini ve öldürdüğünü tespit etti. Kızı çoktan öldüğünü düşünerek nehre atmış, ancak bildiğimiz gibi onu nehre attığında hala yaşıyordu. Üvey babası da ana suç ortağı olarak bulundu ve aynı suçtan suçlu bulundu. Angela Aguirre'nin ailesini temsil eden avukatı mahkemenin kararını basına açıkladı. Bu iki kişi 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 5 kişi de suça karşı harekete geçmedikleri için farklı hapis cezalarına çarptırıldı. Bazıları hala hapiste. Angela'nın annesi karara karşı olduğunu ifade etti. Cezalar verildikten sonra dava dosyası temyiz mahkemesine gönderildi ve orada 29 yıllık cezanın ömür boyu hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Bu arada vedalaşmanın zamanı geldi. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşça kalın.